Limit yazılıda çıkabilecek sorular 9. Bu videomuzda limitte 0 bölü 0 durumuna bir örnek inceleyeceğiz. Şimdi sorumuza bir bakalım. 0 bölü 0 durumu. Limit x 3'e giderken x kare eksi 9 bölü 2x eksi 6 limitinin varsa değerini bulunuz, yoksa nedenini açıklayınız. Şimdi buradaki 3'ü getirip koyduğumuzda 3'ün karesi 9, 9 çıkarttık 0. 2 kere 3 6, 6 çıkarttık 0. 0 bölü 0, sakın limiti yoktur gibi şeyler demeyin, bu bir belirsizliktir. Belirsizlik. Belirsizliğin anlamı şudur. X eşittir 3 noktasında limit var. Fakat bizden gizlenmiş. Biz bu gizlenmiş olan değeri ortaya çıkarmalıyız. Belirsizlik nasıl oluşturulur? Kısaca belirsizliğin kafanızda yer etmesi için burada biraz belirsizlik anlatacağım. Ondan sonra sorumuza tekrar döneceğiz. Belirsizlik kavramı. Matematikçiler istedikleri fonksiyona, istedikleri noktada belirsizlik oluşturabilirler. Örneği görelim şimdi. Fx eşittir x artı 1 olsun. Mesela buna 2 koyduğumuzda kaç çıkıyor? 3. Şimdi ben canım istediği için bu fonksiyonu 2 noktasında belirsiz hale getireceğim. 2 noktasında fonksiyonun değeri 3. Bu fonksiyonu x eksi 2 ile çarpıp x eksi 2'ye bölersem 2'yi koyduğumda 0 bölü 0 olur. Bakın şimdi fonksiyonu x eksi 2 ile çarptım payını. Faydasına da x eksi 2 yazdım. Aslında ben hiçbir şey yapmadım. X eksi 2'ler birbirini götürünce x artı 1 kalıyor. Ama şimdi bu halinde ben buna getirip 2'yi koyduğum zaman 3 çarpı 0 bölü 0'dan 0 bölü 0 ediyorum. Gerçekte 2'de değer var. Ama ben x eksi 2, x eksi 2 ile çarpıp bunu ortadan kaldırdım. Gizliyorum şu an. 0 bölü 0'ın anlamı 2'de gerçekte değer var. Siz bir sadeleştirme yapın da şu belirsizliğe neden olanları götürün de o değeri bulun demek istiyor bizden. Ve burada 0 bölü 0 ile karşılaştığımızda belirsizlikten 3 yol ile kurtulacağız. Türeve kadar. Türev konusuna geçtiğimizde belirsizliklerden L'Hopital kuralı ile kurtulacağız. Ama türeve kadar belirsizlikten nasıl kurtulacağımızı konuşuyoruz şimdi. Belirsizlikten birinci kurtulma yolumuz çarpanlara ayırma. Çarpanlara ayırıp sadeleştirdiğimizde belirsizliğe neden olan payını faydasını aynı sayıda çarpmışlardır. Götürürüz, buluruz belirsizliği. İkinci yol kök içeriyorsa, köklü bir şey varsa eşlenik çarpımı. Bu bir sonraki örneğimiz olacak. Eşlenik çarpımı. Burada köklü bir durum yok görüleceği üzere. 3 trigonometrik kurallar. Sinüs ve tanjant ile ilgili trigonometrik kurallar öğreneceğiz 0 bölü 0 ile ilgili. Bizimkisi burada çarpanları ayırma durumu. Bunu çarpanlarına ayıracak olursak limit 0 bölü 0 ile karşılaştığımız ilk durumda hemen çarpanları ayırma. Aklımızdan ilk geçmesi gereken o. Eğer köklü varsa ve çarpanlarını ayıramıyorsak eşlenik çarpımı. 0 bölü 0 çıktı trigonometrik ise trigonometrik kurallar. X kare eksi 9. 2 kare farkıdır bu. X eksi 3 çarpı. X artı 3 diye ayrılır. Aşağıya baktığımızda iki parantezini alabiliriz. X eksi 3. Buradaki x eksi 3'ler birbirini götürünce limit x 3'e giderken x artı 3 bölü 2 kaldı. Şimdi 3'ü koyarsak 3 3 6 bölü 2'den cevabımız 3. Bu üçle bu üçün aynı olması tesadüfi. Ona kafa yormayın. Yani 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaştığımızda gerçekte var olan bir değer bizden gizlenmiş. Belirsizliğin ne olduğunu anlattım burada. Bizim ne yapmadı buradaki belirsizliği ortadan kaldırmak için ya çarpanlar ayırma, ya köklüyse eşlenik çarpımı ya da trigonometrikse trigonometrik kurallar kullanmamız
gerekiyor. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.